Sayın Başkanım, Sayın Belediye Başkanı, çok değerli baro başkanları, meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada yanımda ben çok sayıda insan istiyorum şu anda. Öncelikle tabii Filiz Saraç'ı istiyorum. Filiz Hanım, tekrar alacağım sizi. Altan Akpınar'ı istiyorum, buyurun. Bu hepimizin projesi Altan Bey. Amasya Baro Başkanı Ahmet Melik Bey, Sinop Baro Başkanı Hicran Hanım, Tokat Baro Başkanı Faruk Bey. Bu bizim ortak projemiz. Şöyle gelin. Bir dakika. Efendim, Sevrin Hanım, siz olmasaydınız olmazdı. Buyurun. Sunması bizden, alması, bunu almak isteyen vatandaşlarımızdan. Şimdi ilk sözlerim çok sevgili meslektaşlarımıza. Adliyenin kafeteryalarında, koridorlarında ne olacak bu mesleğin hali? Niçin meslek itibarımız düşüyor demekle meslek itibarının yükseldiği görülmemiştir. Avukatların yaşadığı sıkıntıların aslında vatandaşa yaşatılan sıkıntı olduğunu anlatabilmemiz için vatandaşlarımızın derdine deva olacak projeleri üretmek zorundayız. Yüreklere girmeyen o yüreklerden hiçbir şey talep edemez. Bu sebeple dünyada övünerek söylüyorum, Türkiye Barolar Birliği'nin getirdiği bir yaklaşımla barolar ve baro birlikleri vatandaşa yönelik sosyal sorumluluk projelerini programlarını almış durumdadırlar. Baroların ve barolar birliklerinin vatandaşın kucaklaması, vatandaşın sahipsiz olmadığını hissetmesi anlamında önemlidir. Savcı vatandaşı soruşturur ve belki dava açar. Tutuklamaya sevk eder. Gözaltına alır. Hakim vatandaşı tutuklar, belki tahliye eder ama tutuklar, mahkum eder. Peki adliye binasından girdiğimiz andan itibaren vatandaşın temsilcisi kimdir? Savcı mıdır? Hakim midir? Avukat mıdır? Vatandaşı adliye binasında temsil eden bir tek meslek mensubu vardır, o da avukattır. Ama ne hikmetse hiç istemeyiz. Savcımızın burnu kırılsa, burnu kanasa, saçının teline zarar gelse manşettir. Biz de üzülürüz. Meslektaşımız otoparkta delik deşik edilir. Orta sayfa haberi olmaz. Şu halde vatandaşlarımızın avukatın onların hakkını koruduğunu, onlar için var olduğunu ve avukatın kılına zarar geldiğinde aslında o zararın vatandaşa verilmek istendiğini bilmesi gerekir. Bunun için barolarımızı durmadan, dinlenmeden vatandaş için sosyal sorumluluk projeleri üretmesi gereklidir. Sosyal devlet ilkesi gereği parası olmayan, gücü yeterli olmayan vatandaşa barolarımız adli yardım faslından avukat tayin eder. Tayin ettiği avukatı baro yönetimleri denetler ki baronun adı kullanılarak verilen hizmet vatandaşa en kaliteli bir şekilde verilmesi.
ceza soruşturmasında karakolda sabaha karşı telefon gelir, avukat gider. Vatandaş sanır ki avukat bu işi yaptığı için zengin olur. Bir avukatın karakoldan kendisine gelen telefon üzerine işi bitirinceye kadar belki bir yıl, belki iki yıl boyunca alacağı para 400 küsür liradır. %18'ini de KDV olarak ödersiniz ve şanslıysanız bir sene içinde alırsınız parayı da. Çünkü avukat öncelikle hizmet etmek için, hizmet aşkıyla bu işi yapar. Bugün vatandaşı avukatsız bırakalım da hakkını elinden alalım şeklindeki anlayış hızla tırmanmaktadır. Zorunlu arabuluculuk kurumunda işçi kardeşlerimiz yanında mali müşaviriyle ücretini ödediği avukatıyla arabulucunun huzuruna gelmekte ama işçimiz yanında avukatı olmadan işverenin karşısında yapayalnız kalmaktadır. İşveren mali müşaviri avukatı, işçimiz tek başına. Arabuluculuk kurumuna karşı değil cümlem. Ama işçi kardeşlerim var burada. Hayatını alın teriyle kazanmış kardeşlerim var. Var değil mi? Var. Hepimiz öyleyiz. Biz de alın terimizle kazanıyoruz. Fiziksel emekle kazanan, zihinsel emekle kazanan kardeşlerim, alın terinizi akıtıyorsunuz. Her gününüzün karşılığı alnınızın o tertemiz teri gibi helal size. Ve arabulucunun karşısında biri size diyor ki şu zarfın içindeki parayı al. Tamam, belki kağıt üzerinde daha fazlasına hakkın var ama 3 sene, 5 sene sonra ya alırsın ya alamazsın. Ve bu vatandaşı, bu devlet, bu sistemde avukatsız bırakarak işverenin karşısında yem haline getirmiştir. Biz önerdik, dedik ki biz tüm barolar, Türkiye Barolar Birliği ve tüm barolar, ben arabuluculuğa gidiyorum diyen işçiye ücretsiz, maddi durumuna bakılmaksızın barodan avukat tayin etmeye varız. Varız. Kaynağını sağa sola dağıttığınız işsizlik sigortasının %1'inden verin bize. O %1'iyle biz tüm işçilerin haklarını, alınlarından damlayan her damla teri biz savunalım dedik. Ne dediler? Olmaz dediler. Olmaz dediler. Size söz veriyorum. O alın terini barolar ve avukatlar hiç kimseye yedirmeyecektir, peşkeş çektirmeyecektir. Söz veriyorum size. Sevgili dostlarım, ancak bir vatandaşın hakkını koruyabilmesi için öncelikle hakkının ne olduğunu bilmesi lazımdır. Hakkının ne olduğunu bilmeyen bir vatandaş, vatandaşlığın kendisine sağladığı o en yüksek statünün farkında bile değildir. Ne Cumhurbaşkanlığı, ne başbakanlık,
ne birlik başkanlığı, ne bakanlık, ne milletvekilliği. Türkiye Cumhuriyeti'nde en yüksek makam olması gereken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı makamıdır. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı makamının gereği vatandaşımızın haklarını bilmesidir. Hukuk okuryazarlığı projesinin amacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarını öğrenmesidir. Haklarını öğrendikten sonra hesabını soracaktır kuşkusuz vatandaşımız. Hukuk okuryazarlığı projesi hakkını bilen ve hakkına sahip çıkan vatandaş yetiştirme. Gerçek anlamda vatandaş yetiştirme. Boynu bükük değil, devlete karşı, kendinden ekonomik olarak güçlü olana karşı başı dik vatandaş yetiştirme projesidir. HOY projesi bir cumhuriyet projesidir. Ben bu cumhuriyet projesine emeği geçen tüm meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederken, bu projenin öncülerini, HOY projesinin katılımcılarını, yani asıl kahramanları buraya davet ediyorum. Sizler bizim mahallelerdeki, apartmanlardaki, semtlerdeki elçilerimizsiniz. Haklarını öğrenmiş vatandaşlarsınız. Haydi hepiniz buyurun buraya. Bu projenin katılımcılarının hepsini buraya bekliyorum. Bu sahne sizin. Bu sahneyi siz hak ettiniz. Haydi. Gelin bakalım. Gelin, gelin, gelin. HOY projesinin sahipleri. Öyle arkayı her yeri doldurun. Efendim, Çorum'da tam 382 kişi HOY projesine katıldı. HOY projesinin 3 ayrı ayağına katılan 75 vatandaşımız var. Bugün 50'si aramızda, onlara katılım belgelerini vereceğiz. Bir kısmınız da şöyle gelin. Aşağıda da durabilirsiniz. Buyurun. Ve tabii herkes öndekiyle arkadakinin boyunu hesaplarsa, mesela siz niye öyle çıkıyorsunuz? En öne çıkın bakın. Bir basamak var. Bakın bir basamak var. O basamakları kullanalım. Şöyle gelin. Şu basamakları şuraya kullanın ki birileri insin aşağıya. Birileri insin, herkes çıksın. Siz gitmeyin. Siz gitmeyin. Ben şimdi benim konuşmam bu kadar. Ben HOY projesi adına bu projeden katılım belgesi alacak olan bir vatandaşımıza, hakkını bilen bir vatandaşımıza, hakkını öğrenmiş bir vatandaşımıza söz vermek istiyorum. Naciye Has hanımefendiyi şu anda hiç daha önce konuşmadım. Elini tutuyorum ve Naciye Has ne öğrenmiş? Haydi. Öncelikle bu bilgileri veren bütün avukat arkadaşlarıma çok selam, teşekkür ediyorum. Yani ne öğrendim? Burada evlenme ve boşanma hakkında öğrendiklerimiz, bazı bilgilerimiz var. Şerh kanunu mesela. Tüketici haklarında aldığımız ürünün bozuk olduğunda geri iade ettiğimizde ayıplı ürün olduğunu, hak mülkiyetinde konusunda yöneticilerin apartman daire hakkında yani yapmaları gereken birçok şeyleri öğrendik. Çok teşekkür ederim. Vatandaşı dinleyeceğiz. Bizim sorunumuz vatandaşın dinlenmemesi. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederim ben. Bütün emeği geçen herkese, siz değerli Barolar Birliği Başkanımız, Sayın
hanımefendi, barolar başkanımız. Tabii ki haklarımızı öğrendik, bilinçsizce yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Artık daha bilinçliyiz çocuklarımız için, kendimiz için. Bravo. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkürler. Bu başarının mutluluğunu birlikte yaşayalım. Barolar ve avukatlar toplumun dışında değildir. Biz halkız, halkın içindeyiz. Halkın her sorunu bizim sorunumuzdur. Bizim her sorunumuz vatandaşın sorunudur. Biz aslında bunu öğrendik bugün burada. Ben tekrar tekrar emeği geçen herkese ve katılımcılara, özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Şimdi geçiyoruz. Hiç dağılmayın. Hiç dağılmayın. Katılım belgeleri nerede? Nerede? Diplomalar nerede? Ver bakalım. Efendim, Abdülkadir Karabulak. Karakulak. Adalet sözü doğru. Adalet Hanım. Filiz Hanım, siz de aşağı buyurun. Şöyle. Çekin. Arkadan görüneceksiniz. Kalabalık istiyorum. Evet. Akif Duyar. Buyurun. Geçin. Şöyle gösterelim. Banu Yücel. Dur, oraya doğru nasıl aladım? Dur. Basın çekiyor yani, nasıl aladım? Yok yok. Evet. Ayşe Durmay. Aysel Akpınar. Ali Çerkeşli. Ali Çerkeşli'ni istemem. Abdülkadir Kabakula. Bektaş Çelebioğlu. Burçak Taşdemir. Buket Tuncel. Buket gel. Buğra Kağan Tosun. Anneannesi alıyor. Anneanne mi gitti ben size? Buğra Kağan dedi mi? Tamam. Abdülkadir Bey yoktu. Evet, hadi bakalım. Seval Öngül. Serkan Temiz sonra. Alkışlarda bir azalma duyuyoruz. Müslüm Aslan. Tarık Kutu. Müslüm Aslan. Tarık Kutu. Taha Kutu. Gülcan Demirbaş. Gülcan Demirbaş. Taha Mesut. Tebrik ederim. İmran Aygün. İmran Aygün.
geldim. Şeval, Şeval gel. İpek Paşa. Mehmet Nallı. Şefika Doğan. Şefika burada lan. Mehmet Aptosuz. Mehtap Tosun. Döndüğü Ulu Kavak. Döndüğü Doğrancı.